Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Benim için heyecanlı bir an, ilk defa Çin'deyken ilk defa Türk sunucusunda oynamaya çalışıyorum ama oynadığım oyun League of Legends değil, Taktik Savaşları. Şu anda açıklamaya çalışacağım ben neden burada oynamak istediğimi. Size geleli 2 hafta oldu bu oyun ama Çin'de hala bu oyun yok ve şu anda gördüğünüz gibi burada beta yazıyor. Çin'de bu betayı sadece bazı özel insanlar oynayabiliyor. Özel insanlar dedim işte, kayıt oluyorsunuz falan oyuna. Şansla çekiliş yapıyorlar, mekiliş yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki tamam, senin hesabındaki taktik savaşlarını açtık, oynayabilirsin. Ve ben de bundan çok geç haberdar oldum. Bugün haberdar oldum. Millet oynuyormuş. Yani herkes oynayamıyormuş ama küçük bir kısım da olsa oynayabiliyormuş. Çincem olmadığı için bilmiyordum. Ben şimdi kayıt oldum ama ne zaman kayıttan bana şans çıkar, ne zaman aktif edilirim onu bilemiyorum. O yüzden mecburen dedim ki ben bu oyunu oynamak istiyorum. Türkiye sunucusuna bir açayım bakayım. Açtım, 350 pingle oynanıyordu. Ama o kadar sorun olmuyor. Çok kısıtlı yerlerde falan sorun oluyor. Bunlardan bir tanesi o büyük çember etrafında sağa tıklıyorsunuz, geç gidiyor falan. Orada bir sıkıntı oluyor. Bir de oyun sonunda hızlı hızlı sayfa değiştirip şampiyon alıp satma anlarında o biraz yavaş olduğu için sıkıntı oluyor. Ama onun dışında öyle efsane sıkıntılar yok. Hani göz ardı edilebilecek şeyler bunlar. Bir süre ben burada oynamak istiyorum. Eğer Türkiye sunucusundan memnun kalırsam burada kalabilirim. Çin'e hiç dönmeyebilirim bu oyun konusunda. LoL tabii ki mecburen Çin'de devam edecek. Ama baktım insanlar sıkıntı veriyor, oyun sıkıntılı falan diye düşünürsem o zaman Çin'e geri dönerim. Şimdilik böyle 6-7 oyun oynadım. Kendi hesabımı açtım Beren'in Divanı diye. Yani öbür hesabımda oynamak istemedim. Burada yeni bir hesap olsun, İşte benim adım taşınsın. Öbür adım da gerçi Beren'le alakalı bir şeydi ama zaten eğer Instagram'da gördüyseniz orada kazandığım bir karşılaşmayı göstermiştim. Bir bakalım burada şanslı mı olacağız? Bugün oynadığım oyunlardan bazılarına şanslıydım, bazılarına şanslı değildim. İşte dediğim gibi ilk laglı yerlerden bir tanesi. Ben neredeyim? Neredeyim la, ben buradayım. Hem Lucian aldım, ADC sever bir insan olarak, hem de şeyi aldık, bu neydi la? Kasatura diyecektim birden. Spatula. Bir ADC main olarak ADC'lerin gelmesini seviyorum ya. Ama spatula, benim herkes böyle spatula alsa ama ben spatula değil de dediğim gibi ADC sevdiğimden dolayı o nişancı yayını çok daha seviyorum. Yapılan itemler beni çok daha etkiliyor. Bir bakalım. Ufak ufak takılmalar görebilirsiniz. Bu tamamıyla pingden dolayı ve nişancıyı da geldi. Bu ikisini birleştirince ne oluyor? Önümde şöyle bir sayfa olacak benim, arada bir bakıyorum. Umuyorum çok fazla size sıkıntı yaratmaz çünkü bilmiyorum yani. Hani siz 2 haftadır oynuyorsunuz belki biliyorsunuz ama bana çok yeni bunlar. Şu ikisini birleştirince ne oluyormuş? Blade Master oluyormuşuz. Blade Master olmak istemiyorum ben şimdi. Lucian'ı satabilirim. Yerine 2 tane adam alabilirim de biraz da bekletebiliriz bunu. Çünkü spatula'yı ben bu adamda değerlendirmek istemiyorum. Tristana'mı tank alalım önüne de. Sonrasına bakarız. Grace oynadım bugün, bazen 2 yıldız 3 yıldıza taşıdığım oldu ama diğer 3 yıldızlara kıyasla çok kötü ya. Hiç hoş değil. Gerçekten hiç hoş değil. Kassadin de almadım. Bu seviyelerde hiç yararlı değil. Hani ilk seviyede gerçek rakibe karşı güzel oluyor manalarını kırmanız, silmeniz ama burada hiç yararlı değil. Güzel. Bu ikisi ne yapıyordu? Statik yapıyor. Statik harika. Yani statik gayet güzel. Statik 3. vuruşta ne yapıyordu? %100 magic damage vuruyormuş. Şu ikisini alacağız. Bir de Vayne alacağız. Bu kolcu muydu? Kolcu değil. Soylu ve kolcu. Bir soylu da buradan. Başka soylumuz yok değil mi? Lucian'ı satıp şu ikisini alsam mı? Çılgınlık yapsam mı böyle? Haydi yapalım. Benim amacım biraz daha burayı... Ana ne oldu la? Yanlış yere tıkladım. Neyse çok sorun değil. Biraz korktum orada. Benim amacım bu tarafı biraz... Aynen, lag'ı görüyorsunuz. Basıyorum falan, çok geç geliyor. İkisi ne yapıyormuş? Ha, bu hiç gereksiz ya şu ikisi. Şu an kadar en güzeli bu nişancı ile bu ikisi. Tanrıçanın gözyaşı. Şimdi bir bundan. İki de böyle alalım. Bir soylu şeyi koyabiliriz buraya. Seçkin ve şövalye. Önce şöyle yapalım. Abi ne darladın. Beni bir salsana beni ya.
Lag'ı gördünüz değil mi? Değiştiremedim yani. O kadar sıkıntılıydı. Bir de bunun LOL oynadığımı falan düşünün. Ne kadar gıcık olacaktır. Bu sürelerde çok hasar yemek falan önemli değil. Yani dayak yesem de çok sorun değil. Şuraya önce gidip belki bir spatula daha falan alabilmek veya istediğim bir şampiyon alabilmek benim için çok daha önemli. Burada 5-10 hasar toplam şuraya kadar, hatta seviye aşama 3'e kadar çok benim taktığım şeyler değil. Ama keşke değiştirebilseydim onu. Demacia için de. Azix'i alalım. Azix'i aldık. Buradan almak istediğim biri var mı diye bakıyorum da yok galiba. Şimdi şöyle bir yapalım. Şöyle bir dizilim yapacağım ya. Henüz öyle güzel bir durumumuz yok. Burada kasetin ufacık da olsa bir sorun çıkartabilir ama bakalım. Kazix'ten ben biraz şeyler bekliyorum ama şimdi şu ana kadar bayağı fena dayak yedik. Kazix orayı çıkaramaz çünkü kasetin manasını silecek. Hala çok büyük sorun değil. Burada şu an ikili bir adamımız var. İkili adamımız var. O yüzden bunlardan birini güçlendirmek iyi olur. En azından bir kişiyi daha aldık. İki tane hasar yedik. Çok fazla hasar yemeden alt seviyede kalabildik. Gayet güzel. Bir Garen'i güçlendirelim. Kazix'ten bir tane daha alacağım. Mordekaiser var. Seni satacağım. Mordekaiser'i alacağım. Şunu seviyesini ikileyelim. Seviye 4 olduk. Morgana güzel olabilir ama soylu kombosunu da kullanabiliriz ya. Vanguard'ı alalım. Şöyle dursun. Bu arada itemları siz nasıl kullanıyorsunuz arkadaşlar? Yani erkenden mi kullanıyorsunuz sonra, yoksa biraz daha geçe mi saklıyorsunuz? Onu da öğrenmek isterim. Sanıyorum burayı alacağım gibi. Aynen. Burası hiç sorun çıkarmayacak. En fazla bir ulti atar, bir oraya yer. Ama o kadar. En alttan 3. kalabildik, 4. kalabildik. Bakalım buradan ne alabileceğiz. Bu önemli şimdi. Bundan sonra benim için para biriktirme zamanları geldi. Ben hiçbir zaman refresh yapan bir insan değilim. Sayfa yenileyen bir insan değilim. Sabırla oynayan bir insanım. Yay, eşin yayı var. Spatula burada var. Rexa'yı alabilirsem Rexa'yı alacağım ama olmadı. Eşe yönleneceğim. Erken Rexa'yı aldılar. Eşi bana salın. Tamam, güzel. O yayı istiyordum. Dediğim gibi ben yay seviyorum ya. Benim oyunum tamamen hoşuma gidiyor yani, böyle adam pata 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 hızlı vurunca çok hoş oluyor. Bakalım. Bu adam ne aldı? Kazix aldı. Bende 1-2 seviye Kazix var. Bu da mı Kazix'e gidiyor acaba? Muhtemelen öyledir. Yoksa Kazix kovalamazdı herhalde. Seni satacağım. Senin yayın lazım çünkü bana. Birazdan 2 seviye yaparız. Tristana'yı satmıştık. Bir Kazix daha var burada. Kazix'i alacağım. Öncelikle şunu alalım. Bunu alalım. Morgana'yı satalım da. Öyle yapacağım. 11. Buradan satıp şimdi 20 golda çıkarabileceğim bir durum var mı, ona bakıyorum. O adam ne yüklenmiş şeye. Kesebilecek mi kanka sen onu? Tamam, çok güzel. Onu kesebilmesi çok iyi olmuştu. 2 item'la. Henüz item'a para vermedim. Item kullanmadım. Ona rağmen fena gitmiyoruz ya. Niye su? En kötüsünü satan daha da kötüleşti. 12 hasar. Şunu alalım bir. Kenarda dursun. Tekrardan satarız olmadı. Warwick şu anda hiç yararlı değil. Buradan Garen. Garen olabilir. Şu küçük yordulu bir satalım. Warwick sana da güle güle. 19.
Eğer oldu da buradan bir sorun çıkarsa, kesemeyeceğim biri olursa... Aa, Hanfiora. Hanfiora'yı görmüyordum neredeyse. Şimdi iki manaya birini satacağım. Nişancıya dedim ama nişancı konusunda çok sıkıntılıyım şu anda. Aa, çok fazla item var ama iki golda kimi satsam ben? Rengar en mantıklı şu anda. 3 golduk. Değil mi? Ya da bir tane Darius satabilirim. Bu tamamen şu an kazanmaya. Kazanırsam Darius satacağım. Kaybedersem kazandım mı? Tamam. 19. Buradan da bir gold gelecek. Dedim ama ölmeyiz inşallah. Değil mi? Ölmedik. Güzel. Tamam, güzel. Levo'yu da yendik. Levo da neredeymiş? Levo da buradaymış. Şu anda ilk 3'teyiz. Vayne. Nihayet geldi. Kha'Zix. Kha'Zix. Seni de aldık da. Seni şöyle bırakacağım. 22 gold var ya. Şu şurada dursun. Bu burada dursun. Bu burada dursun. Şunu şöyle koyalım ya da... Neyse şu an biraz hızlı hızlı yapabiliyoruz. 20, 24... Dur satmayalım. Dursunlar bunlar. Sanıyorum burayı keserim. Ondan sonra level atlayacağım. Buradan gelecek parayla. Hadi kanki. Tamam. Bunu da bir kesersiniz. Son hedefte 3v1 atarız herhalde değil mi? Güzel bir item gelsin ya buradan. Hiçbir şey gelmedi. Şanslılık. Ne yapalım? Olacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradan herhangi birini seviye atlatsam ben de seviye atlayacağım. Onu sırf sahaya dizebilmek için. Nidalee var. Kha'Zix var. Kha'Zix'i aldık. Gayet güzel. Bir Kha'Zix daha. Şunu bir seviye atlatalım. Mordekaiser şudur budur. 25. Güzel de. 28. 29. Eğer kazanırsam bu ikisini satacağım. 30 golda ulaşabilmek için. Kha'Zix gayet güzel şimdilik. Kha'Zix. Hadi Kha'Zix taşı bizi kanki. Yani şu an 4v4 ama biz ölüyoruz gibi sanki. Tamam, 4v3 oldu. Güzel. Alırız. Haydi. Haydi ultiler atılacak. Herhalde onu da keseriz değil mi? Buz mezarladı adam. Tamam, 30 gold yaptım burayı. Üçüncü. 3. Faiz alabildik buradan. Vayne. Nihayet Vayne geldi. Seviye 2 Vayne. Burada Kha'Zix'i çıkaracağım ben. Vayne'i buraya koyacağım. Şöyle mi yapsak ya? Buradan alabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum da orası biraz dursun. Şunu bir Vayne'e verdik. Statik gayet güzel şimdilik. İkinci olarak şunu verince ne oluyordu? Bu dandik bir şey oluyor. Onu hiç vermeye gerek yok. Statik ama en azından ilk item olarak güzel. Bu yayı daha iyi kullanabilirim. Bir tane daha güzel bir item gelirse. Uf, adamın 3 seviye şeyi var. Maymunu var. Maymun Dristanası var. Keser miyiz bunu? Allah'tan Yordle bonusu yok da. Aynen aldık herhalde ya. Çok iyi. Şu anda birinci şeydeyiz ve inanılmaz şanslı bir durumda değilim. Benim taktiğim genelde arkadaşlar. Kasadim, Bram. Bu oyunu, bu turu böyle geçeceğiz. Benim olayım, bunu katılırsınız katılmazsınız veya daha iyi demiyorum ama benim olayım tamamıyla 2 yıldıza, hatta olursa 3 yıldıza odaklanmak. Yani ben şunun peşinde olmuyorum genellikle. İşte şövalye bonusu yapayım, soylu bonusu yapayım, hayalet
veya ne bileyim yordle bonusu yapayım falan değil. Çünkü o sizin elinizi çok bağlıyor. Kısıtlanıyorsunuz. Böyle yaptığınızda önce takımı kuruyorsunuz. Ondan sonra şekillendirme şansınız oluyor duruma göre. Ben mesela şu an yanıma bir kolcu alabilirsem çok 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 iyi olur. Bu beni çok sevindirir. Bu JS Fames 07. Bakalım kesebileceğiz mi? Adamın puanı da fena değil. Sanıyorum aldık burayı. Sanıyorum aldık dedim ama alamadık burayı ya. Adam yay vermiş yala şeye. Onu kesebilsek iyiydi ya. Galibiyet bonusundan olduk. Çok fazla hasar yemedik ama bonustan olmak kötü oldu. Üçüncü seviyedeyim şu anda. Ben bir yay daha istiyorum. Yaydan çok bir ait şey var mı? Şampiyon var mı benim istediğim diye baktım ama. Sanıyorum ben Evelyn'e gideceğim ya. Evelyn kanka. Evelyn kanka. Tamam bunu aldık. İki ay birleşince şu saçma item oluyor. Ben onu sevmiyorum. Her saniye %5 şanslı kritik vurma ihtimalinizi artırıyor. Benim çok hoşlandığım bir şey değil. Her saniye 10 saniye yaşarsanız %5, %5, %5, %50 şans yapıyor ama yani çok 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 şans ya. Zaten oyun şansa dayalı. O kadar da şans olmasın. Bakalım iki tane eş geldi buradan. Bir Vayne daha. Bir daha bir değiştirelim bakalım da bir şey çıkar mı diye. Çıkmadı. Hatta bir daha değiştirelim. Hatta bir daha hadi. Bunu aldık. 48 golda düştük. Bunu da aldık. Şimdi seviye 2 yaptık. 47 golddayız. Bir dahaki turn bir level atlatalım. Bir tane daha şampiyon koyalım. Blade Master. Burada biraz fazla dayak yedik. Yine aynı adamdan dayak yedik. Bu adam bu sefer fazla vuracak bize. Eşi alabilirsek, eşi güçlendirebilirsek o benim işime çok gelir. Çünkü Vayne'in de ondan yararlanması çok çok şey olur. Ama şunu bir tanesi sattım. 50 gold bonusunu istiyorum ben. Sabırlı olmak gerekiyor. Çok fazla abartmadan zamana oynamak lazım. Gördüğünüz üzere adamın parası yok. Benim o güçlü günlerim gelecek. Kolcu. Burada kolcu bonusunu istediğim için bunu kullandım. Buradan benim istediğim kimse yok. Şu Vayne'i güçlendirebilirsem inanılmaz olur ama. Soylu bonusunu hala kullandığım için bu kalabilir. Normalde ben sevmiyorum. Hayalet bonusu da şu anda devreye girdi. Şu anda bize biraz istemeden combo yapmış durumdayım. Bu tamamen beklenti dışı, istem dışı oldu ama bu kazanacağım anlamına gelmiyor hala. Güzel yaylar geldi ama o yayları kullanabileceğim itemlar maalesef henüz yok. Bu konuda da sabrımı devam ettiriyorum. Sargonus. Sargonus ikinci adammış. Onu ezdik. Çok güzel. Tamam. Şimdi bakalım item düşme yeri düşecek mi? Bu adamın da sıfır parası var. Bayağı kötü ya. İnsanlar niye bu kadar sabırsız oynuyor? Eş kanka güle güle. Kolcuya da gerek kalmadı zaten. Bakalım buradan bir şey gelecek mi? Kazix'imiz var. İki Kazix lazım şu anda. Buradan çok lazım bir şey yok. Bir Vayne daha. Garen. Tamam. Seni alabilirim de. Sana çok ihtiyaç yok sanki. Bir bu turnu, bu turu böyle geçelim de ondan sonraki şeye bakarız. Bunu şuraya alacak. Markaya zıplayacaklar aslında. İlk alamadığım iyi oldu. Bir tane kurt sanıyorum zıplarsa zıplar. İyi, kimse de zıplamadı. Bizim hayalet direkt öldü ama çok da önemli. Ben onu daha çok Vayne için istiyorum. Daha çok yer kaplasın diye. Tabii ki çok önemli bir adam ama.
Tamam, dördüncü aşamaya geldik. Şimdi bir Garen daha var burada. Garen'de iki tane Garen'imiz oldu. İki tane iki seviye Garen'imiz oldu. Fiora. Fiora'ya hiç gitmeyeceğim. Fiora'yı bir ara satacağım hatta. Eşi satmıştık. Eş de GG oldu. Rek'Sai. Rek'Sai'yi ben uzun zamandır tutuyorum ya. Fiora gelmeye devam ediyor. Bir Garen daha aldık. Bu turda böyle geçeceğiz. İçlikçi ve dövüşçü. Biraz gereksiz mi acaba? Bu adamı satsam ben. Kim bu? Levo. Levo'nun da parası yok. 44'müş. Bakalım kesebileceğiz mi bu adamı? Şimdilik gayet gayet rahat rahat kestik. Tamam. Burada ölebiliriz. Aynen. Buna yapacak bir şey yok ama en azından çok fazla hasar yemedik. Sadece 4 hasar. Bu bizi oyunda tutar. Galibiyet bonusumuz var mıydı yok muydu ondan emin değilim ama buradan biraz tek zararımız oradan oldu. Ama 3-4 gol çok fazla değil. Yani 2 gol, 3 gol çok sorun değil. Çünkü ben her turn zaten 5 tane alıyorum. Fazla olarak. Bunu bir... Fiora ne çok geldin Fiora. Fiora ne çok geliyorsun Fiora. Kartuz güzel ama istemiyorum şimdilik. Ben de git... Ay bak adamı kaçırdık. Şu ikisini satacağım ya. Kindred'i aldım. Adamı sattık, gelmeye başladı. Tamam, en azından seviyeyi 3 yaptık şu anda Vayne'i. Bu çok iyi olacak. Negatron peleriniyle birleşince şu hala saçma item oluyor. Bu adam çok vuracak gibi sanki. Yemedi değil mi? Alır mısın onu bilmiyorum ama şu anda Yordle bonusuyla bu adam bizi yalan etti. Bunun da 20 gold var sadece. Artık biraz kenara da bakmak lazım. Daha fazla ileriyi düşünmek lazım. Azix istemiyoruz. Eş. Azix diyorum. Rek'Sai istemiyorduk. Hadi bir daha bakalım. Haydi bir daha. Hiç işe yarar bir şey çıkmadı ya. Kılıç ustasına gerçekten hiç gerek yok. Kılıç ustası, üçüncü kılıç ustasını bulabilsem belki Vayne'i kılıç ustası yapabilirim. Bir bakalım, bu düşüncem şu anda bana biraz geç de olsa mantıklı geldi ama güzel bir kılıç ustası bulursam bunu yapacağım. Yağız yalan edebilir bizi, bütün parasını... Aa, bayağı da parası varmış Yağız'ın ya. Yağız'ın sadece puanı yok. Vayne'i çok tek bıraktılar. Vayne oradan yalan etti, tolan etti. Çok iyi. Tamam, çok güzel. Yağız ölmek üzere, 3 canı kaldı sadece. Artık parasını harcaması lazım onun da. Turn'e geldik. Üçüncü benim. Ben şu itemlardan bir tanesini istiyorum ya. Kaç tane var onda? Narı istiyorum şu anda, eğer narı alabilirsem. Nar, 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 nar. Nar lazım bana. Tamam, narı aldım. Narı satacağım şimdi. Bu ekran niye böyle şey oldu? Ben normal gezebiliyordum. Bir tuşa mı bastım acaba? Çünkü benim istediğim item... Neydi bu? Guinsoo. Guinsoo çok çok önemli bir item. Ve ben Guinsoo'yu vermek istiyorum artık. Nihayet 3 seviye olmuş Vayne'ime. Sen bir git kanka. Ver onu bana. Turla yerinde. Şimdi başkasına vereceğiz. Şimdi Garen'i bir tane daha. Rek'Sai geldi. Değiştirelim. Akali'yi alalım. Belki işimize yarar. Sejuani. Elementalist. Bakalım böyle dursun. Şu an güzeliz. Şu an gayet iyiyiz. Niye su? 6 canı var. Alabilir miyiz acaba? Bakalım Vayne taşıyacak mı? Oy. Kim vurduysa bayağı vurdu orada.
Tamam, şu an Vayne koptu. Ama Kindred ultisi hiç güzel olmadı. Tamam, Vayne taşıdı ya. İşte nişancı yayı ben çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla ADC var oyunda. 4 tane 5 tane ADC var. Ve çok çok iş yapıyorlar. Bir değiştirelim bakalım. Brand. Rek'Sai'yi istemiyoruz. Rek'Sai'yi istemiyoruz. Bir Rek'Sai'yi sattık. Her yer Rek'Sai'de oldu. Nar istemiyoruz. Hadi be. Tamam, bunu da 3 seviye yaptık. 51 oldu şu anda burası. Artık bir seviye atlatsam mı diye düşünüyorum da. Çünkü millet baya baya kalabalıklaştı artık. Kalabalıklaşacak ya da. Kim bu? Nightmasters. Nightmaster. Tamam, burayı aldık. Tamam, bunu da çok rahat aldık. Çok rahat dedim ama. Brand kanka, korkutma beni kanka. Brand atma ultiyi. Süper. Azix. 10, 16, 4 seviye daha. Kha'Zix. Kha'Zix sanıyorum bu Rek'Sai'yi ne zaman görsem. Kalinar. Cannon. Bu dursun ya. Hadi bu seviyeyi de böyle bir geçelim. Şunu şuraya çeksem iyi olabilirdi. Şu an burayı yalan edeceğiz çok rahat bir şekilde. Hiçbir şey yapabileceği hiçbir şey yok ya. Bakalım hangi item düşecek. Gayet güzel. Zincir yelek düştü. Bir de bu düştü. İki tane Guinso versem mi? İki tane Guinso veriliyor mu? Guinso veremiyorum ben buna. Tanrıçanın gözyaşıyla. O zaman Vayne'e. Hadi Vayne kanka. Hadi yine iyisin Vayne. Dur la, bu değil. Statik aynen, tamam. Fiora. Hadi Fiora'yı da alalım ya. Fiora, hadi bir tane daha. Şuradan 2 puan verelim. Bir sonraki turn şey yaparız. Sağ kurtulursak buradan, ki kurtuluruz herhalde. Bayağı kalabalık bu adamla. 2 tane statikli Vayne şu an yalan ediyor. Aynen. Dedim yalan edecek Levo. Levo kardeş, 20 canın kaldı senin de. Kaçırdığım bir şey oldu mu bilmiyorum. Aslında diğer oyunlarda, diğer auto chess oyunlarında falan belirtiyor. Yani bu şampiyondan sizde var, bakın kaçırmayın falan diye. Lan Kindred hala yoksun ha. Aa bak, bu da çok güzel olur. Hem kılıç ustası. Beni de şöyle koyalım. Dur la sen. 51 oldu. Biraz para harcayabiliriz herhalde ya. Şey çıkmadı. Bu kadar para harcamak yeter galiba. Artık oyun bitti. Bundan sonra şu itemları harcayabiliriz diye düşünüyorum ben. Şuna bir zincir yelek verelim. Beren'e. Öldük mü yala? Son anda verdim adama, dirildi bak. Güzel güzel. Tamam, çok güzel. Param hala çok fazla ama bunları nerede kullansam yani? Kimde kullansam? Mike. Bu oyun bu turn kimseyi kullanmayacağım da şu spatula'yı neyle kullanabilirim ona bakacağım. Spatula'yı bununla kullanırsak Glacial oluyoruz. Ona hiç gerek yok. Negatron pelerini ile kullanırsak
Ha, bu da iki kişiye vuruyormuş ya. Bu da hiç güzel değilmiş. Şu ikisini yaparsak ne oluyor? Aa, bu güzel bak. Bunu şunda sende kullanabiliriz kanka. Karayel güzel. Oyunun başında 5 saniyeliğine bir kişiyi yalan edecek. Gayet güzel. Yani burayı da yalan ettik. Night Masters'ın 13 canı vardı. Öldün mü? Ölmedi. Çok fazla hasar vermiyorum ben ya. Akali'yi alabileceğim bir durum yoktu. Şu an birinci benim. Kimi alabileceğime karar vereceğiz. Neyim var benim? Neresi la benim yerim? Ha, bu değil mi? Aynen. Zincir yeleğim ve spatula mı var benim şu anda? O zaman ben Yasuo alayım ya. Diğerleri çok leş çünkü. Şimdi Yasuo'yu alıp kenara koyarız. Bir de seviye falan atlarsak birazdan. Ki atlarız herhalde. Yasuo burada. Kimi çıkarsak? Yasuo sen necisin? Sürgünsün ve kılıç ustasın. Oo, kılıç ustası çok iyi. O zaman şöyle bir çılgınlık yapıyorum ben. Bütün paramı harcadım neredeyse. Seviyeyi 8 yaptım bunda. Bir büyücü oluyor da sen büyücü olsan ne olmasan ne? Şu sadece sende kalsın ya. Diririm. Şu an beni kesmesinin pek şansı olduğunu düşünmüyorum ben rakibin ama. Bakalım. O bir de %20 cana indirdiği adama bak, adamın 3 seviye 3 item'lı şeyi. Kanka, sakin. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bunu da kestik. Tamam, harika. Bundan sonra seviye atlamayı düşünmüyorum. Zaten son seviye olacak galiba atlarsak. Parayı biraz kıydık ama hata olabilirdi. Ben sırf hem kılıç ustası bonusunu kullanmak istedim. Karthus Draven. Draven geldi. Bir daha adam alacağız mı biz? 8-8. Ekranda ikili yok değil mi? Seni kullanamayacağım kesinleşti o zaman. Hiç gerek yok sana. Şimdi bir tane kazik sarıyoruz. Akali seni de kullanamayacağız. Yora. Bu turda böyle geçsin bakalım. Artık buradaki adamları güçlendirmeye çalışacağım. Bunun dışında yapabileceğim şey yok. Mordekaiser'i ben tamamen unuttum ya. Muhtemelen binlerce kez Mordekaiser geçmiş olabilir ama hiç almadım. Mutsuz muyum? Hiç de değilim. Mordekaiser'in azı hayalet bonusu veriyor. Dur, burada çılgın şeyler oluyor. Bayağı büyümüyü yedik ha. Veynavalar uçuyor. Hadi 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 hadi. Iskalama kanka. Iskalayayım maskalayayım deme. Çok güzel. Çok iyi. Nar çıldırdı ama bir şey yapabileceği bir şey yok şu anda ya. Ben yine unuttum. Bu adam bu şeyi ne yapıyordu? Ha, buzcu oluyormuşuz. Buzcuya da hiç gereğimiz yok şu anda. Belim belim ağrıdı. Narım yok. Şuyum yok. Buyum yok. Bir tane Draven alırız. Sonrası için bekletiriz ama. Oraya varmaz ya oyun. Değil mi? Raven'a gelmez değil mi şey? Dur bakalım ya ne olacak. 3 kişi kaldık. Alev Ejder'e burada bir yalan etme operasyonuna girecek birazdan. Ben şurada dur. Bunu da şöyle yapalım. Şunu şuraya da çekebilirdim aslında. Ölme ihtimalim var mı derseniz birazcık dayanırsa ama gerçi bu hayalet şeyiyle beraber bir şey olmaz. Aynen yalan oldu. Ne düştü? Aşırı büyük sopa düştü. Aşırı büyük sopa. Ve yanına zincir yelek alınca ne oluyormuş? Herkese 200 can veriyormuş. Öyle diyorsun yani. Tur daha bekleyeceğim ben. 2 gold. Daha satsak mı bu adamı? Benden bize bir şey yok ya. Hadi Draven görüşürüz. Ben hala fazla gold istiyorum. Spatula ve şunu yaparsak ne yapıyor? Büyücü oluyormuşuz. Büyücü olmanın da bir anlamı yok. O zaman sana bir şunu verelim kanka ya.
Dün çekemedik ama bu yanına mı veriyordu herkese? Yatırmayalım başta tüm bitiş takım arkadaşı 200 kalkan kazanır diyor. Bayağı süper. 200 kalkan ne demek? Bu şu anda beni en çok tedirgin eden adam. Eğer burayı rahat geçersek çok da rahat geçeriz. Hatta parayı bile harcamaya gerek yok belki de. Adamın zaten 10 gold'u var. Ama harcayacağım tabii çünkü bayağı galibiyet mağlubiyet serisi bonusu falan çok fazla şu anda. Galibiyet artık %100 gibi ya. Brand'i satmıştık, buradan bir şey var mı yok artık full. Yeni adam koymaya gerek var mı ona bakıyorum. Kasadin gerek yok. Yok. Warwick Darius yok. Cho'Gath, Veigar, Brand, Gnar, Kyle yok. Sejuani yok. Yok. Buradan yok. Kindred. Nihayet Kindred. Hoş geldin kanka. Kindred bir tane daha. Gnar, Rek'Sai. Biraz bunu geliştirmem lazım. Daha yeni alıştığım için Fiora. Fiora, iki tane daha Fiora'ya ihtiyaç var. Bu adam ne? Ha, bu adam şu anda ikinci. Bu adamın Yordle bonusu biraz aslında şans ya. Çok fazla skalarsam işler yalan olabilir ama yok. Hiç şansı yok şu anda. Deli gibi param var. Spatula'mı oyun başından beri kullanmadım. O da ayrı bir saçmalık. Oyun bitecek galiba. Hiç kimse de muhabbet etmiyor. İlk oyunda herkes yazıyordu böyle Beren Beren falan yapıyorlardı. Yani beni tanıklarından da yazıp kız olduğumu düşündüklerinden. Karthus yok. Anivia yok. Yok. Yasuo var, tamam okey. Buradan blablabla. Akali yok. Buradan işime yarar bir şey yok. Gnar, Draven artık olmaz. Yani Kindred de olacağından değil de işte. Laf olsun diye alıyoruz. Nasıl kazandım diye. Ulan seni oyun başından beri tutuyorum be. İnsafsız. Bir güçleneydin ne olurdu. Şaka maka bütün parayı biriktirdik. Şimdi buradan bu turn'ı verirsem çok fazla kurtuluşum da yok. Ama bu çok güzel oldu Kindred'in ultisi. Efsane oldu. Tamam, burada da bitti galiba arkadaşlar. 12 vurdum mu? Yani lig seviyesi, lig yarın başlayacak. Ben de elimden geleni yapacağım. Yukarı seviyelere çıkmaya çalışacağım. Gayet güzel bir oyundu. Benim taktiğim dediğim gibi arkadaşlar genelde işe yarayan bir taktik. Komboya odaklanmak değil de yıldıza odaklanmak. Ama bu oyun tabii biraz onu gösteremedim. Çünkü ister istemez combo oldu. Bu oyun 35 dakika sürmüş. Kesersem mesersem 25-30 dakikaya falan düşürürüm muhtemelen. Öneri ve görüşleriniz varsa beklerim. Eklerseniz arada bir oynamak isterim ama çalıştığımdan dolayı çok fazla olmayacaktır. Eğer size teklif ederseniz hani lütfen kırılmayın şimdiden. Söyleyeyim hani bazı günler pazartesi salı benim izin günlerim. O günler belki 1-2 oyun toplu olarak atabiliriz 8 kişi girip. Ama onun dışında yani çok fazla açıkçası zaman ayıramam, o yüzden dediğim gibi kırılmayın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar bu video. Taktik savaşlarını ben çekmeye devam edeceğim. Umuyorum siz de beğenirsiniz. Umuyorum siz de oynamayı seviyorsunuzdur. Bir sonraki videoda, hikaye videosunda, oynanış videosunda veya taktik savaşları videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.